Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Ocak 2019, saat 20.12 Frankfurt saatiyle. Bugün vadeli piyasalar hakkında genel bir bilgi vereceğim. Karışık bir konu olduğu için, bir de her sözleşme için vadeli piyasaların şartları değişik olduğu için hepsine tek tek giremeyeceğim. Genel bir bilgi vereceğim. Vadeli piyasalar nedir, ne işe yarar? Farklı videolar göstereceğim size YouTube'da. Onların çevirilerini kısaca yapacağım, hızlı bir şekilde. Vadeli piyasalar Amerika'da da daha çok, dünyada bütün her yerde var. Amerika'da daha çok bulunmakta. Burada her şeyi satabiliyorsunuz. Örneğin mısır satabiliyorsunuz, et satabiliyorsunuz, soya fasulyesi. Önceki videoda söylediğim gibi döviz alıp satabiliyorsunuz. Endeks değerlerini satabiliyorsunuz. Petrol satabiliyorsunuz. Bunun gibi burada gördüğünüz gibi bütün hepsini listelemişler. Hazine bonolarını alıp satabiliyorsunuz. Gümüş, altın, pamuk, kahve, kakao, şeker, portakal suyu bile satabiliyorsunuz. Peki bunlar neye işe yarıyor? Şimdi kısaca onlara değineyim. Burada Online Trading Akademi diye bir kanalın güzel bir videosu var. Onu göstereceğim size kısaca. Vadeli piyasalarda yaptığınız işlemlerin gerçekleştirileceği bir tarih oluyor. Örneğin bugün bir sözleşme alıyorum diyelim borsadan. Örneğin petrol alacağım. 1000 varil petrol istiyorum. Fiyatını sabitlemek istiyorum. Şimdi Ocak ayındayım. Örneğin ocağın birinde 2019'da bir sözleşme aldım. Bir petrol sözleşmesi aldım. Bu sözleşme de Şubat ayında sona erecek. Yani Şubat ayında ocağın birinde aldığım sözleşmenin şartları neyse onun yerine getirilmesi gerekiyor. Şimdi kısaca videoyu oynatayım, onları anlatayım size. Bir alıcı var, bir de satıcı. Alıcı ne oluyor? Örneğin alıcı benzin şirketleri, uçak şirketleri diyelim. Satıcı da örneğin tekrar benzin üreticileri. Bu da benzinlikler de diyebiliriz buraya, alıcı kısmına. İkisi arasında bir sözleşme oluyor. İkisi bir sözleşmeye imza atıyor. Vadeli piyasadan işlem yapmakla ikisi bir sözleşme yapmış oluyor. Bir iki kişinin arasındaki sözleşmede sözleşmenin ne zaman biteceği, örneğin Cuma günü, son Cuma, Şubat ayının son Cuma'sında bitecek diyor. Ne kadar tuttu? Örneğin diyelim 70 dolar diyelim. Bu tür şeyler yazıyor sözleşmede. 1000 varil 70 dolar. Varil başına 70 dolar. Yani bu sözleşmenin şartı 70 bin dolar. Alıcı 70 bin dolar verecek. Satıcı da bunun karşılığında 1000 varil petrol verecek. Baştan söyleyeyim. Bu sözleşmeye göre, bu yapılan sözleşme içinde şu şartlar bulunuyor. Bu sözleşmenin ne zaman gerçekleştirileceğini, şartlarının kaç varil petrol olduğu ve petrol varili başına ne kadar para verileceği yazıyor. Sözleşme alındığı zaman Ocak 1'indeydi. Sözleşmenin gerçekleştirileceği zaman 3. Cuması, Şubat'ın 3. Cuması. Şimdi alıcı belli bir para verdi bu sözleşme için. Satıcı da bu sözleşmenin şartlarını yerine getirecek. Sözleşme önceden yapılmıştı. Diyelim Ocak ayının sonuna geldik ve normalde dışarıda, bu borsada gerçekleştirilen bir işlem, dışarıda petrolün varili 73 dolara çıktı. Bu durumda alıcı önceden yaptığı sözleşmeyle daha ucuza almış oluyor petrolü. Satıcı ise bu sözleşmeden zarar etmiş oluyor. Ama durum tersine olsaydı satıcı bu sefer kâr, alıcı da zarar etmiş olacaktı. Yani vadeli piyasalar iki kısmında bu olaydan yararlanmasını sağlıyor aslında. Örneğin 80'e çıktı varil başına. Alıcı riskini azaltmaya çalışan kişi,
Sözleşme tarihi geldiğinde alıcı petrolü gidip bulunduğu yerden almak zorunda. Eğer almazsa o zaman onu ambar parası gibi şeyleri tarihi geçtikten sonra vermesi gerekiyor. Evet, normal bir vadeli piyasa böyle çalışıyor. Bazı vadeli piyasalarda fiziksel değil de para olarak da karşılığı verilebiliyor. Örneğin burada bakarsak, şurada fiziksel olarak göndermek gerekiyor alınan şeyi. Bazı yerlerde de onu direkt göndermek yerine, örneğin gaz alıyorsanız borsadan, şurada olduğu gibi aradaki farkını verebiliyorsunuz. Örneğin 70 dolara bir varil aldınız, 80 dolara çıktı. Aradaki fark 1000 varilde 10 bin dolar oluyor. Bu aradaki farkı iki kişi alıcı satıcı arasında karşılayabiliyorlar. Evet, diğer bir örnekte mısır. A box of corn cereal stays in. Bu da Harvest Public Media sitesinden çok güzel yapmışlar bunlar da. Burada mısır olarak örnek vermişler. Mısırı örneğin paketli halde aldığımızda ya da bunu herhangi başka bir şey de diyebilirsiniz. Örneğin ekmek de diyebilirsiniz ya da herhangi bir sinemadan ya da herhangi bir yerden aldığınız mısır, patlamış mısır da olabilir. Onların fiyatları sürekli değişmiyor günler içinde ya da kahve olarak da diyebilirsiniz. Örneğin Starbucks'taki kahvenin fiyatı günlük olarak değişmiyor. Bunu nasıl sağlıyorlar? Bunu vadeli piyasalarda fiyatı sabitleyerek sağlıyorlar. Örneğin bir mısır paketlenmiş şekilde mısır alıyoruz. Onun fiyatı 3 dolar diyelim. Bu fiyat takvim ya da günler geçtikçe, aylar geçtikçe değişmiyor. Az bir şekilde değişiyor enflasyona bağlı olarak. Ama bazı zamanlar örneğin mısır kurak geçmesi sebebiyle mevsimin ya da çok yağış olması nedeniyle ya da hastalık olması nedeniyle azalır ya da çoğalabilir mısırın üretimi. Bu durumda fiyatlar çok değişik şekilde alıcıyı ya da satıcıyı etkileyebilir. Örneğin patlamış mısır üreten bir şirket satacağı mısırın fiyatını değiştiremeyeceği için ham maddeyi de aynı fiyattan almak ister. Fiyatın değişmesi onun karını zararını etkiler. Burada vadeli piyasalar kullanılır. İki tarafın da kârını ve zararını azaltmak için risklerinin azalmasını sağlar. Üretici, bu kısım üretici kısmı. Üretici tabii her zaman fiyatı yükseltmek ister. Alıcı ise fiyatı azaltmak ister. Üretici tabii ekiyor, biçiyor. Bunun gibi birçok üretici var. Eğer çok üretilirse fiyat düşüyor. Bu da üreticilerin zarar etmesine sebep oluyor. Satıcılar, örneğin çiftçiler diyelim, bir future yani vadeli piyasa sözleşmesi yapıyor. Bu sözleşmelerle risklerini aza indirmiş oluyorlar. Bu çok önemli. Örneğin burada AVM'ler yapmak için Türkiye'de diyelim döviz olarak kredi alan kişiler bu risklerini vadeli piyasalar kullanarak yönetmediği için şu anda zor durumlar yaşamaktalar. Çünkü döviz olarak kredileri aldılar. Döviz fiyatları değişti. Daha çok kredi vermek zorundalar. Geri ödemeleri daha çok olmak zorunda. Bunun gibi aynı şeyi diğer örneğin bazı zamanlar üretim artıyor, bazı zamanlar üretim azalıyor. Bunları future yani vadeli piyasalar kullanarak risk yönetimiyle riskleri azaltabiliyoruz. Bunların risklerini azaltabiliyoruz. Örneğin mısır, bu da borsa oluyor bu kısım. Borsada alınıp satılıyor. Evet, vadeli piyasalarda bu kadar. Bu videoya da bakabilirsiniz isterseniz. İkisinin de linkini aşağıya koyacağım. Genel bir bilgi vermek istedim. Daha detaylı inceleyebilirsiniz. Değişik sözleşmelerin, her sözleşmenin değişik şartları var. Her sözleşme için okumak gerekir şartlarını. Örneğin en pahalılardan biri galiba doğalgaz sözleşmesiydi. Örneğin doğalgaz fiyatlarını
sabitlemek için o vadeli işlemlerden de alım satım yapılabiliyor. Ama her sözleşme, örneğin bu doğalgaz, fiziksel göndermek gerekiyor bunu alıcıya. Eğer sözleşmenin gerçekleştirilme tarihi gelmeden önce sözleşmeyi satarsanız, fiziksel olarak, doğalgaz bu, fiziksel olarak doğalgazı göndermenize gerek kalmıyor karşıdaki kişiye. Ama sözleşme tarihinde elinizde tutarsanız sözleşmeyi, o zaman sözleşmeyi gerçekleştirmek zorundasınız. Evet, genel bir bilgi verdim. Yüzeysel oldu. Daha detaylı bir konu bu. Örneğin petrol almak istersem, petrolün fiyatı şu anda 51 civarı şurada. Ama şuralarda 70 civarındaymış burada. Şurada gördüğünüz gibi. Burada vadeli bir sözleşme aldığınızda fiyatı 70'e sabitlemiş oluyorsunuz. Ben pazartesi borsalar açıldığında aldığım zaman fiyatı 51-59'a, kapanış fiyatı bu. Yani açılış fiyatını alacağım tabii. Şuradaki fiyata sabitlemiş oluyorum. İleride eğer ben alacağımı düşünelim. Eğer fiyatı çıkarsa buradan yukarı, örneğin 200 dolar olursa, örnek olarak söylüyorum, seneye Şubat ayında alacağım diyelim. Sadece sözleşmesini alıyorum. Petrolü almama gerek yok. Sene geldiğinde fiyatın 200'e geldiğini düşünelim. Ben ama önceden yaptığım sözleşme sayesinde 50 dolara petrolümü alabiliyorum. Aynı şekilde altın için de geçerli bu. Altın da borsada satılmakta. Diğer borsada satılan bütün vadeli araçlar için geçerli. Örneğin altın bir ons. Bunun tabi sözleşmesi farklı. Bunun sözleşmesine ne kadar olduğunu bulmak için sözleşmesine bakmak gerekiyor. Örneğin düğün var diyelim. Basit bir örnek vereyim. Tabi böyle şeyler olmaz. Düğün için buradan alabilirsiniz tabi ama normalde yapılan bir şey değil, onu söylüyorum. Diyelim 1200'e altın aldınız. Daha sonra Ağustos ayında düğün olacak. Altını 1200'den aldınız. Ama elinizde altın yok, sadece sözleşmeyi alıyorsunuz. Ağustos ayı geldiğinde altın diyelim 3000'e çıktı. Aradaki fark 1800 dolar karınız olmuş oluyor. Yani fiyatı sabitlemiş oluyorsunuz. Altının fiyatı da sürekli borsada değişiyor. Örneğin bunu önceki örnekteki mısır gibi düşünün. Mısır'da fiyatı sürekli değişmez ama borsadaki mısır fiyatı sürekli değişiyor. İşlenmiş bir ürünün fiyatı, mısıra dayalı işlenmiş bir ürünün fiyatı sürekli değişmiyor. Örneğin mısır fiyatı bu. Gördüğünüz gibi çok değişiklikler olmuş mısır fiyatında. 342'den 385'e çıkmış. Ama işlenmiş bir ürün aldığınızda bu kadar değişim olmuyor tabii. Günlük değişimler olmuyor. Evet, örneğimiz de bu kadar. Bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.